Şimdi biz birinci bölümü izledik. Ne zaman izledin diyorsun? Arkadaşlar konu kapandı. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini artık Discord'unuzda tartışın. Kendinizde tartışın. Ben birinci bölümünü izledim. Ne zaman izlediniz? Çıktığı gece izledik biz onu. İkinci bölümü daha iyi. İnşallah ablam izlemiş. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım diyor. Ee, hatta yazdığını söyleyeceğim. Beni Loter fanı yapan ablamdır zaten. Ne demiş? I'm just like I can't even demiş. Ben diyor Elf görmedim dizide. Elf görmek için bekledim. Elf aurası olan kimse yok. Zenci karakterin zenci olması beni hiç üzmedi. Ama ne beyazından ne zencisinden elf vibe'ı alamadım. Hepsi dümdüz insan gibi takılıyorlar. Yıllardır e, bir Lord of the Rings kırıntısı göremediğim için tabii ki tüketeceğim. Lakin memnun değilim demiş. %100 katılıyorum ablama. Ablama %100 katılıyorum. Elf vibe'ı dediğimiz bir şey var abi. Bakın elf vibe'ı dediğimiz bir şey var. Bir Anladın mı? Bu elf aurası var. Anladın mı? Ve şunu düşünün. Şimdi Lord of the Rings'de külliyatta birinci çağ elfi diye bir şey var. Birinci çağ elfi, birinci çağ. Şimdi birinci çağ elfi ne demek biliyor musunuz? Birinci çağ elfi Valinor'u görmüş. Ablan İngilizce mi yazmış? Evet bazen İngilizce konuşuyor. Sıkıntı mı var bro? Birinci çağ elfi Valinor elfi. Yani güneşi görmüş anladın mı? Amına koymuş o. Şimdi o adamlar kimle kapışıyorlar biliyor musunuz? Bu elfler Balrog'u biliyorsunuz. Gandalf'la vs atıyor falan biliyorsunuz değil mi? Birinci çağ elflerinden bir tane adam var. Adam 30 tane balrok kesiyor tek başına. Ve canlı çıkıyor amına koyayım. Canlı çıkıyor. Sauron var ya. Sauron'un yaratan tanrı var Morgot. Adam Morgot'la vs atıyor amına koyayım. Adam Morgot'la vs atıyor. 1v1. Sinirleniyor bir gün. Biniyor atına. Atına biniyor. Diyor ki ben bu Morgot'la kapışacağım. Gidiyor abi surların önüne. Gidiyor. Birinci çağ elfi böyle bir adam bak. Fingolfin atına biniyor. Uzaktan görenler diyor ki ananı sikim Orome mi geçiyor diyorlar. Avcı bir tanrı var. Orome mi geçiyor ne oluyor lan diyorlar. Gidiyor abi şeydeki gibi Turva'daki gibi. Turva'daki gibi bağırıyor. Hector diye bağırıyor ya Turva'da. Hector bu da gidiyor bağırıyor. Morgoth! Çık lan orospu çocuğu Morgot Tamam mı? Morgot çıkıyor. 1v1 atıyorlar. Baya Morgot'u yaralıyor falan böyle. Ağzına sıçıyor Morgot'un. Ama dayak yiyor tabi ama bir ağzına sıçıyor. <laughs> Reklam girdi tekrarla reis. Yani Morgot'la kapışan adam. Sauron Aule'nin mayası. Aa doğru diyorsun. Ama sonra Morgot'un tarafına geçiyor. Önemli değil. Neyse. Agalar reklamı ben basmıyorum. Twitch basıyor. Adam. Morgot'un şeyin Sauron'un babasıyla dövüşüyor. Öyle bir güçlü yani anlatabiliyor muyum? Ya izliyorum şimdi. Galadriel'in yanında elfçikler var. Hadi Galadriel birinci çağ elfi. Diğer elfler desek ikinci çağ elfi. Ulan bir tane troll kürdan gibi kıtladı amına koyayım elfleri ya. Kürdan gibi kıtladı ya bir tane bir tane ice troll. Kıtladı amına koyayım kürdan gibi. Nasıl oldu o iş ya? Valla çıtır çıtır yedi. 4-5 tane elfi yedi. Sen ikinci çağ elfisin ya. Şöyle bir takla at bir ok at amına koyayım. Anladın mı? Bir takla at ok at, bir şey yap. Bir dojla. Ekmek arası yedi ya. İnanılmaz. Ben bunları tasvip etmiyorum. Ben bunları tasvip etmiyorum. Birinci bölümü izledik. Bir daha izlemeyeceğiz oğlum. Ha o da birinci çağ trolü diyor. Bak amcağa bak sen. <laughs> Ondan sonra birinci bölümün istişaresini yapıyoruz şu an. İkiyi daha izlemedik. Legolas 3. Çağ Elfi mesela. Bak Legolas 3. Çağ Elfi. Ama şimdi arkadaşlar Legolas biraz kaliteli bir genleri var onun. Şimdi kaliteli aileden geliyor. Adam prens amına koyayım. Normal elfe benzemez. Anladın mı? Şimdi normal elf dediğimiz adam da arkadaşlar şimdi elfler de şey değil. Allah değil yani. O da böyle bütün gün yatıyor. Önünden üzüm geçmiyor yani. Elfin de oduncusu var. Çiftçisi var. Hayvancılık yapan elf var. Anladın? bir şeyler olacak ki masaya yemek gelsin. Şimdi prens olduğun zaman hiçbir şey yapmıyorsun. Full training amına koyayım. Full training. Alıyorsun kılıcı oku bir şeyi. Bütün gün training desin. O başka. Pezevenk elf yok. O yok. Hayvancılık yapan elf var. Hayvancılık dediğin elf ne? Adamlar vegan. Doğru. Ya anladın sen. Çiftçi var o zaman. Amcık. <laughs> Allah Allah El şeyleri Gökten mi iniyor kardeşim Lembaslar Birisi yapıyor fırında Allah Allah Seyis elf var Doğru <laughs> Ama bak şunu söyleyeyim ee, Dizide elf Aurasını ben bir tek Siyahi çocuktan aldım Abi Siyahi çocuktan Aldım elf aurasını Aldım. Bir tek siyahi çocuktan aldım. Yani o bir duruşu. Şimdi bak. Elf'i şöyle hissetmen lazım abi. Etrafında insan varken şöyle olman lazım. Kulağı dışında. Sivri kulağı görmemezlikten gel. Kulağı görmeden şöyle demen lazım. Hı, elf. Anladın mı? Hı, elf. Ya elf dediğin el şakası yapmaz. Göte şaplak atmaz. Elf dediğin göte şaplak katmaz. Yavşak yavşak yürümez. Eski İngilizce kullanır. Adabı ilan. hanımefendiye der ki zevcem olur musunuz hanımefendi sizinle sizinle aşkü sefa ilemek istiyorum der. Hanımefendi hayır derse siktir olur gider. Ulan bir bölüm izledik Elrond 60 kere yazdı Galadriel'e ya. Gülerek yazdı, sinirli yazdı, ağlayarak yazdı. Her pozisyonda yazıyoruz bu çocuğu. Böyle elf mi olur ya? Onursuz elf mi olur ya? Böyle onursuz health olur mu ya? Yazdıkça yazıyor kardeşim. Her gördüğümde zaten net Stark geliyor. Gözlerimin önüne. Arthur Dane'le kapışıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> no it ends. No, now it begins. No, no it ends, Aphrodine. Fuck you mate. Orada bir de böyle hardcore Aksan, İskoç Aksan yapmış. <laughs> No, my war ends. No, no it begins. No, no it ends. Fuck you bloke, not a fucking end here. Neyse, Elrond, Galadriel'e götten çakma e, hırsını bize yeterince belli etti. Öyle yani. Sinirler bozuk, itik bozuk. Elfler sonsuz yaşadığı için bilge değil mi? Ya kanka şöyle düşün bak, şöyle düşün. Bir, bak bir konstrakt düşün. Şimdi elfler sonsuz yaşamıyor. Yani aslında sonsuz yaşıyorlar ama Valinor'dan orta dünyaya gidenler şimdi burada şey diye anlatıyor. Bir dakika ön önce başa dönmemiz lazım. Çok kısa. Iluvatar var. Ana tanrı. Tamam mı? Ana tanrı diyor ki Öf ben sıkıldım diyor. Bu ne lan tanrı tanrı. Bu ne amına koyayım lan böyle. Yeter lan diyor. Sıkıldım lan gel lan diyor böyle. Valar'ı yaratıyor. Tanrılar. Tamam mı? İlvatar. Valar'ı yaratıyor. Aynur dediğimiz. Bunlarda tanrılar işte. Manvesi var. İşte efendim Yavanası var. Aulesi var. Oromesi var. Ulmosu var. Tamam mı? Böyle bir sürü tanrı yaratıyor. Hepsinin kendine has özellikleri var. Bunlar bir müzik yapıyorlar. Boşluğun içinde ...müzik yapıyorlar tamam mı? Yunan tanrıları gibi düşün. Boşluğun içinde müzik yapıyorlar abi. Manve'de en güçlüleri bunların. Onun da bir kank kardeşi var. Morgoth. Morgoth. da en az Manve kadar güçlü. Ama orospu çocuğu ne güzel böyle senfonik kayıyorlar falan. Morgoth alıyor eline... ...şeyi kemanı... ...gıy gıy gıy yapıyoruz. Ya seni puh! Doğru do notaya bassana. Orospu çocuğu falan diyorlar. Ortalık bir karışıyor ha. Ne var lan ki e, bozuyor falan şarkı anladın mı? Pis bir herif yani Morgoth. Orospu çocuğunun önde gideni. Ondan sonra diyor ki bakın diyor ben diyor sizin müziğinizi aldım diyor. İluvatar ben diyor size diyor bir tane dünya yarattım diyor. Boşlukta ses duyulmaz ki. Allah da senin puh belanı vermesin ya. Amcık adamın Tanrı yarattığını kabul ediyorsun da boşlukta sesin yankılanmasını mı kabul edemedin? Amcık seni. Neyse. Gösteriyor böyle. Diyor ki sizin müziğinizin yansıması dünya olsa böyle olur diyor. Ulan diyor havalar ne güzel bir şey yapmışsın ya. Sen diyor Eru ne yaptın Iluvatar? anasını çıkayım böyle bir şey olam. Tamam diyor o zaman diyor ben size bu dünyayı bomboş yarattım. Siz gidin diyor yapın. İşte Yavan'a gidiyor Yapıyor böyle çiçekleri, ağaçları yaratıyor, dağları yaratıyor işte. onla dağları yaratmıyor, çiçekleri, ağaçları entleri yaratıyor falan. aule gidiyor, dağları yaratıyor, tamam mı? Ondan sonra man gidiyor. Bak en güçlü Tanrısın yarattığın şeye bak. Kartal yaratıyor. Geri zekalı. Mal. Kartal yaratıyor işte, uçuyor falan kartallar. Tamam. Ondan sonra. Meteor'dan düşen kim? Ben Sauron diyorum, ablam Gandalf diyor ama Gandalf'sa çok kötü olur çünkü onlar Istari. 5 tane meteor düşmesi lazım çünkü Istari aynı anda yollanıyor. Neyse whatever. Ona sonra döneriz. 5 ee, meteor görmemiz gerekirdi. Gandalf'sa. Whatever. 5 ee, tane düştü zaten. Harbi mi lan? Ben izledim. Bir de isterler 3. Çağ'da gelmiyor mu abi? Whatever ona döneriz. Ondan sonra ondan sonra tanrılar yaratıyorlar. Uzatmayacağım. İluvatar'ın ilk çocukları var. İluvatar diyor ki ilk çocuklarım elfler canlıların hepsini düşünebilen canlıların hepsini İluvatar yaratıyor ve diyor ki benden habersiz canlı yaratanın bacısını sikerim diyor. Bak tanrılar tanrısı öyle diyor. Benden habersiz yaratık yaratanın bacısını sikerim diyor. Bana rapor vereceksiniz. Ondan sonra Aule var tamam mı? Bu Aule. Craft tanrısı bu. Craft. İşte kılıç yapayım. Zırh yapayım. Dağın içine gireyim. İşte oraya gümüş koyayım. Buraya metril dökeyim falan. Böyle bir herif. Dağın içinde bir gün 31 çekerken diyor ki ben diyor kendi canlılarımı yaratacağım lan bana ne amına koyayım diyor. Cüceleri yaratıyor işte böyle. sıcağa dayanıklı, kısa boylu, işte dağın içinde işte takılabilen böyle dayanıklı, işte demir dövmeye yatkın falan bir ırk yaratıyor. Yedi tane cücelerin babasını yaratıyor. Lakin bunlara özgür düşünme şeyini veremiyor, yetisini veremiyor. Yani kukla gibi düşünün. Anladın mı? cüceleri kukla gibi düşünün. Yani cüceler hani adam yaratmış. Dur şu reklam bitsin. Ben koymuyorum oğlum reklamı ya. Bitti mi reklam? Ben koymuyorum abi. Bitti mi reklam? Abone olamana koyayım ya. 8 lira paparayla olunca 4 lira. 4 liran vardır herhalde diye umuyorum. Yoksa da ne bileyim olmaya da şimdi. Ayıp olmasın. <laughs> Bir şey demiyorum. <laughs> Bitti abi dört lira. Tamam bir şey demem. <laughs> yok dört lira. Ama ne koyayım yok işte yok. <laughs> Neyse. Abone olunca çıkmaz. Hayır. Hayır. Abone olunca çıkmıyor kanalda. Çıkmıyor abi. Abonelere reklam yok. Ha. Çıkmış ee, çıkmıyor işte aboneler söylesin canım. Çıkmıyor. Adam ne yapıyor? Cüceleri yaratıyor ama cücelere düşünme yetisi veremiyor. Özgür düşünme yetisi veremiyor Aule. Bunları şey gibi düşünün. Age of köylüsü gibi. Aule tıklıyor, cüce gidiyor. İşte tıklıyor, demir dövüyor falan. Sonra Iluvatar bir gün bunu yakalıyor böyle cücelerle fingirdeşirken. deşirken. Lan diyor ne yaptın? Benim diyor ilk uyanacak canlılar diyor. Elflerdi diyor. Sen diyor burada yaratık yaratmışsın, uyandırmışsın, oynuyorsun falan. Hayırdır diyor sen ya. Ne yaptın diyor sen ya. Oğlum izin aldın mı diyor. Bunun diyor iskan miskan izni falan yok diyor o da. Tamam mı? Yok. Yok. izin izin yok birader. Diyor ki olmaz bunları diyor. Aule diyor. Bunları Aule'cim diyor. Kaldır diyor. Bunları kaldır. Bunları sil diyor. Geri dönüşüm kutusuna da atma. Tamamen sil bunu. Shift delet yap bunları diyor. Aule de diyor ki ananı sikeyim vallahi diyor. Racon'a ters düştük diyor. Kaldırıyor böyle çekicini. Tam cücelere koyacakken cüceler diyor ki aman... O zaman anlıyor ki cücelere özgür düşünme yetisi verilmiş. Diyor ki Rabbim diyor sen diyor ne yaptın? İluvatar diyor ki kardeşim bak cücelerini beğendim. Güzel çalışma. Ama diyor önce diyor benim elflerim uyanacak. Önce benim elflerim uyanacak. Ama diyor cüceleri de diyor lanet diyorum şimdi uyutuyorum diyor. Vakti gelince uyanacaklar. Şimdi diyor uyutuyorum cüceleri. Ama diyor lanetliyorum elflerle diyor araları hiç düzgün olmayacak. Elflerle diyor araları hiç düzgün olmayacak. Neyse ondan sonracığıma elfler oluşuyor. İşte bunlar bir Valinor diye bir yer yapıyorlar. Tanrılar orada takılıyorlar işte iki tane ağaç falan var. Bu elflerin farklı farklı boyları var elf boyları nasıl Türk boyları varsa elf boyları var. İkisini siktir et. Çok da umrumuzda değil. Noldor diye bir boy var tamam mı? Bunlar orospu çocuğu. Babadan oğla orospu çocuğu. İşte bunların bir başı var. Başının da birkaç tane oğlu var işte. Çoğu önemsiz. Feanor diye bir piç kurusu var. Feanor. Bu işte Valinor'da takılırken kardeşim. Valinor'da takılırken buna geliyor Melkor. Morgoth yani. Fingolfin hariç de çabuk. Tamam Fingolfin hariç. Feanor abi çok iyi dövüşçü. Çok iyi şair. Çok iyi müzisyen. Çok yakışıklı. Yatakta harika. Mutfakta harika. Ama en önemlisi çok iyi bir zanaatkar. Çok iyi bir zanaatkar. Full artı full çar. Artı 9 orospu çocuğu. Şimdi bu kadar başarılı olunca bu kadar başarılı olunca adam normal elflerle takılmıyor anladın mı? Şimdi Adadasın tanrılar var, elfler var. Akıyor böyle yanda elf. Lan sus! Yanda elf. Affet! Seni bir daha atarım aşağıya ha. Lan tut! Oğlum bak üç kere üst üste atarım bak. Burası tek katlı ev. Üçüncü kat 3 üç... Ne oldu oğlum? Oğlum. Oğlum. Aşağıda bir şey oldu ona kudurdu. Neyse. Tufar özür dile. <laughs> Anlamıyor ki. <laughs> tamam oğlum gel işte. Gel yerine. Gel. Ha adam şimdi çok kaslı olunca Feanor bu kadar kaslı ya bakıyor şöyle normal elf ya, bu namına koyayım diyor Gidiyor gidiyor tanılarla takılıyor. İşte sabah mamveyle kahvaltı. Öğlen yavanlayla musiki dersi. Akşamüstü de morgotoros bu çocuğuyla zanaat konuşuyorlar. Morgotoros bu çocuğuyla zanaat konuşuyorlar. İşte öyle zanaat yapalım böyle zanaat yapalım. Kardeşim işte çiçeğin içine böcek sokalım. Efendime söyleyeyim öyle bir şey yapalım ki ışıkları parlasın falan. Ananın ama afret. Yayındayım oğlum. Kucağa gel. Tamam. Ondan sonra işte Morgoth bir şey yapıyor. Morgoth diyor ki kardeşim diyor. İşte şunu şöyle yap. İşte Fëanor geliyor o zanaat yanlış... Tanrıyla zanaat konuşuyor ve şey düzeltiyor böyle. Onu yanlış yapıyorsun kardeşim falan. Oraya lehim gir. Lehim girecek oraya falan yapıyor Evet tamam mı? Böyle bir triplerde ver işte. Ondan sonra uzun lafın kısası bunlar bir tane böyle bir şey yapıyorlar tamam mı beraber Morgoth'la. Morgoth bunu kandırıyor. Bu yandan da Morgoth şey yapıyor böyle Theanor'u gazlıyor devamlı. Diyor ki kanka diyor bunlar diyor adam değil lan diyor. Bunlar diyor bunlar. Sen diyor ayrı bir kalibresin diyor. Senin diyor bir kere gömleğin farklı. Theanor da Türk gibi hemen gaza geliyor. Öyle mi diyorsun ya? Vallahi mı lan falan yapıyor böyle. Morgoth diyor ya bırak abi diyor sen diyor. O zamanlar ismi Melkor fark etmez oğlum şu an Morgot dedik kafalar karışmasın diye Morgoth'tan devam ediyoruz amına koyayım. Tamam mı? Ondan sonra şey diyor işte harbi mi lan falan yapıyor böyle yok ya diyor sen diyor çok manyaksın diyor ya. Çok manyaksın falan filan. Gazlıyor böyle falan. Neyse ondan sonra beraber bunlar bir şey yapıyorlar yaptıkları şey böyle Valin orada sergileniyor falan öyle anlatayım size. Ondan sonra Morgoth hop bunları alıyor kaçıyor. Amına kodumun salak elfleri ya za x'te falan deyip gidiyor. Silmarilleri alıyor gidiyor herif. Tamam mı? Ondan sonra elfler de diyorlar ki biz de diyorlar gideceğiz bunun peşinden. Biz de diyorlar bunların peşinden gideceğiz. Ondan sonra Silmaril ne oluyor? Tarihte üretilmiş en güzel Cisim. Öyle düşün. Anladın mı? Neyse işte. Alıyor gidiyor. Elfler diyorlar ki biz sikeceğiz. Tanrılar diyor ki kardeşim karışmayın. Bizim işimiz. Biz hallederiz. Yok diyor kardeşim diyor biz gideceğiz ya. Biz gideceğiz diyor ya. Kardeşim diyor tanrılar siz salak mısınız? Siz oturun valin orada. Biz hallederiz. Feanor diyor ki bak sal diyor biz gideceğiz. Neyse Noldor'u gaz diyor Feanor. Gidiyorlar. Yola çıkıyorlar bunlar. Gemilere biniyorlar Orta Dünya'ya gidecekler. Tamam mı? <laughs> Yolda giderken abi hatalı sollamadan kavga çıkıyor. Hatalı sollamadan kavga çıkıyor. Akraba katliamı oluyor. Bunlar birbirlerini kesiyorlar. Bunlar birbirlerini kesiyorlar. Şimdi öyle bir akraba katliamı oluyor ki fean orada veriyor gazı. Anasını sikin diyor. Harbiden anasını sikiyorlar. Ondan sonra <laughs> tam orta dünyaya geldiklerinde bir tane tanrı var. Su tanrısı. The Deep. Ha pardon, Ulmoy'du bunun adı. Ulmo çıkıyor diyor ki ulan Lan diyor ne yaptınız siz? Ne oldu ya falan? Ne yaptınız oğlum siz diyor. Ya işte geldik işte burada morgotu keseceğiz. Silmarilleri alacağız. Lan diyor orası bu çocuğu akraba katliamı olur mu diyor. Size diyor ceza. Size diyor lanet. Bundan sonra diyor elfler ölümsüz değil. Sizi diyor bıçak yarası ya da kalp yarası artık öldürebilir artık diyor size nalet. Elfler ölümlüdür. Debaf veriyor bunlara. Anladın? Olay bu. Dengeleme geliyor. 6.71 <laughs> 6.71 geliyor. Ondan sonra bunlar orta dünyaya yerleşiyorlar. Sonra güneşin ikinci çağı başlıyor falan yavaştan ama işte birinci çağında orta dünyada bir sürü olay yaşanıyor. Kederler savaşı var. Elfçesini bile biliyorum. Dagor Bragola. Kederler savaşı. Ondan sonra bu Noldorlardan Noldorlardan çok güçlü adamlar çıkıyor. Bunların hikayeleri var. Bunlardan birisi de Felagund Finrod. Benim eski nikimdir. Felagund Finnot diye bir tane adam çıkıyor. Ve bu Felagund Finnot Finnot da şey demek. Sırma saç demek. Sırma saç. Finnot sırma saç demek ya. Adamı dizide asker tıraşlı yapmışsınız. Sizin ben ananızı sikeyim. Sizin ben insicamınızı sikeyim. Adamın adının anlamı sınma saçamına koyayım ya. Adamı asker tıraşı yapmışlar ya. Ya ben haklı değil miyim arkadaş? Heyecanla bekliyorum Felagund neye benziyor diye. Galadriel birisiyle konuşuyor. Dedim random biriyle konuşuyor herhalde. Kısa saçlı. Herhalde dedim. <laughs> herhalde Felagund değildi. Sonra abi dedi ben böyle oldum. İzliyoruz o gün sabah dört buçuk. Senin ananı sikiyim. Oh! Neyse ya adam G3 sevdalısı As subaya dönmüş ya sen ne alaka Sen finrotsun birader Senin göt deliğine kadar saçın olması lazım Buradan göt deliğine saçın olacak Sapsarı lüle lüle dallanacak böyle Neyse Daha göreceksin diye kestirmişler <laughs> Celbi gelmiş diyen var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse baba. İşte Galadriel de bunun kardeşi. Aslında burada Galadriel'i anlatıyorlar. Ama ben Galadriel'in bu kadar kılıç kuşanmasını kullanmasını çok hoşuma gitmedi. Şu filmlerdeki Galadriel'i hatırlarsanız harbiden bir elf aurası vardı değil mi? Galadriel'i gördüğün anda ne diyorsun? Bir kere Galadriel'i gördün mü? Şöyle bir şey çalıyor. Bu çalıyor Galadriel'i gördüğün. Merdivenden bir inişi var. Süzülüyor sanki amcık. Böyle iniyorlar merdivenden. Kocasıyla bir iniş var. Hatırlıyorsunuz mu onu? Böyle iniyor. Süzüle süzüle. Anladın mı? Şimdi. Şimdi bakıyorum Eldrond böyle. Sırt üstü yatmış. Suratında piç bir sırtış. Lordlar kamerası toplanıyor. Sen dahil değilsin. Çünkü Lord değilsin. Demek öyle. ben de Gilgaladım konuşmasını yazıyordum. Bu tarihte prompter benim. Hayvan mı desek? Hey ben zeki ve piş bir adamım. Fark ettiniz mi? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Numaralı insanı bile bu kadar yavşak olamaz ya. Elfsin lan sen. Geri zekalı. İnsanın sinirlerini bozuyorlar. Ses et pompa.